Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. بقرة سورة 104 آيات. أستعيذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Ey iman keltirgenler, ra'ina deneyler, unzurna deyler ve kulak saliler ve kafirler için alemli azab vardır. Suyut'a et yaptılar. Ya eyyühellezine amenu la tekulu linnabi ra'ina emrun minel mura'ati. Ey iman keltirgenler, peygamberge ra'ina deneyler. Ra'ina degani muroatdan bo'lgan amirdir. Ya'ni bizlarni ro'ya qilgan degan ma'noda. Va kanu yaquluna lahu zalika wa hiya bi lug'ati al-yahud sabbun min ar-ru'unati. Sahobalar shu gapni payg'ambarimizga gapirishar edi-yu, vaholanki u kalima yahudlarning lug'atida ru'unatdan kelgan bir so'kishlik edi. Ru'unat nima degani? Her hıl fikirler bildirirken bazıları dedi ki kâr diyen manada. Bazıları ahmak diyen manada. Bazıları çöpen diyen manada. Yani bunlar sakarat kelimesi. Fesurru dizelik. Yahudiler bunu işte kursan buluştu. Ve khatabu biha ennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bu hakarat kelimesini, manasını en bilir diyen bu kelime bilen peygamberimizde hitap kıla başladı Yahudiler. فَنُهِيَ الْمُؤْمِنُونَ عَنْهَا Şuna mu'minler bundan man kılındı. وَقُولُوا بَدَلَهَا Bunu onlara unzur ne diyorlar? Ay unzur ileyne bizge karayın diyorlar. وَاسْمَعُوا مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ Ve emir kılın yaptırken nasıl azıya kulak sayılır? سَمَعَ قَبُولٍ Kabul kılıçlık, işçiliği de, kulak sayılışlığı da. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ الْعَلِيمِ مُولِمُونَ Onlar ve kafirler ki alemli azab vardır. Yani alem bir ucu, ağrıtı ucu ve o cehennemdir. Allah subhanehu ve teala bu ayette mu'minler ya hitaplı etti. Ya eyyühellezine amen olup. Yani kançeri bir şirin bir hitap. Birinci hitaba bu. İmamiler ya birinci hitap bu. Kur'an'daki birinci hitap. Kur'an'daki birinci hitap Ya eyyühellezine amenu la tekulu ra'ina ve kulu zurna ve esma'u. Bana şu mu'minler için birinci hitaptır. Bunu size en dikkat edilir. Bundan aldın Ya eyyühellezine amenu diye hitap kimeli? Dünyada bir abrulik, katta bir şahsiyet, yaxshi bir insan sizi çakırsa ve güzel isminizden çakırsa mesela öy ilimli kişi peki öy takvadar braderim de çakırsa kançeri kursan biraz. Allah subhanehu ve ta'ala kullerine bergen en büyük nimet imandır. Bana şu nimetli zikir kılı kutap kılıyat. Ey iman keltirgenler diyat. Ey iman egeleri diyat. Ve Allah subhanehu ve ta'ala arşinin Rabbisi arşdan oli bo'lgan zot shunday oliyliklardan bizga xitob qilyapti. Yer yuzida yurgan siz biz gunohkorlarga Robbul alamin xitob qilyapti, iymon keltirganlar. Ya'ni bu xitobning, bu nidoning qadr qiymatini bilishligimiz kerak. Bunday xitoblar, bunday nidolarni zoya qilmaslik kerak. Tahqir qilmaslik kerak. Pastga urmaslik kerak. Müslümanlar da yakasını şeydi. Allah saklasın biz. Nimaga hakarat kılamız. Hakarat kılamız dedi yu.
Lekin o'tgan oyatlarda aytdik-ku, "Vara zuhurihim", orqalariga tashavordir. Nima edi u amal qilmaslik edi. Amal qilmaslik Allohning nizosini tashavorishlik, irg'itib yuborishlik bo'ladi, haqorat bo'ladi. Alloh taolam bizga xitob qilib, yuqoridagi oyatlarda aytganimizdek, ham tarixda bo'lgan bir voqeani aytibdi. Payg'ambarimiz alayhisalom zamonida bo'lgan Yahudlar bilan mu'minlar o'rtasida bo'lgan holatlar. Yahudilarning pastkashligi, Yahudilarning xoinligi, ikki yuzli ekanligi, tashqaridan boshqa ichi boshqaligini ko'rsatyapti. Va sahobalarning holati qandayligini uni bayon qilyapti Alloh taolo. Va bizga hukm o'rgatyapti. O'sha voqeadan, hodisadan xulosa chiqarib, sizlar ehtiyot bo'linglar. Bu xatolarni qilmanglar deyapti. Va yahudilarning qilgan ishi xatoligi, sahobalarning qilgan ishi go'zalligini butun dunyoga, insoniyatga o'rgatinglar. Hech kim qilmasin buni. Avvalo oyatning nozil bo'lishiga sabab bo'lgan o'sha voqeaga kelsak, sahobalar hammasi rasul, ba'zilari payg'ambarimiz alayhisalomga ro'ina deyishardi. Ya'ni bizni rioyat qiling degani. U qanday? Masalan, payg'ambarimiz alayhisalom yurib ketyaptilar. Orqasidan bir kishi kelyapti, bir arobiy. Shunda, "Ya Rasululloh, bizni rioyat qiling." Ya'ni bizni muroat qiling. Bizni holatimizni e'tiborga oling. Bizni gapimizga quloq soling. Bizga qarab turing. Bizni kutib turing degan ma'noda. Yoki payg'ambarimiz alayhisalom boshqa bir ish bilan mashg'ul. Shunda bir sahobiy keladi, bir gap gapirmoqchi yoki bir ishi bor. Payg'ambarimiz mashg'ulligi uchun ro'ina, bizni rioyat qiling dedi. Ya'ni bizni e'tiborga oling degan ma'noda. O'zlaricha shuni bu kalimani endi bir hurmat kalimasi deb gapirishyapti. Yahudlar eshitib qoldi buni. Ro'in degan kalima bu aslida ro'a kalimasidan chiqqan. Mana muro'at dedik-ku suyuti. Ro'ina, ya'ni ro'a yuro'i. Bizlar amr bo'lyapti. Bizlarni rioyat qiling bo'lyapti-yu. Lekin yahudichada ru'unat bor. Ro ayn nun bo'ladigan. Uning asli harflari ham boshqa aslida. Lekin ularda ro'in degani ahmoq degani. Yahudilar tilida. Arabchasi emas. Yahudichasiga ahmoq, cho'pon, kar, pastkash, xor degan ma'nolari bor. Yahudilar shuni eshitib, "Aytki, bizni shu gapimiz yo'qayapti bu." Bizdan keyin payg'ambarimizga xitob qilsa, "Ro'ina" deyishardi. Zohirda jiddiy bildirmaydi. O'zi tavozu qilyapti, "Bizni rioya qiling" deb. Ichlarida kulyapti, ya'ni, "Ey ahmoq" deyishyapti-da. Keyin o'zlarini yerlariga qaytgandan keyin o'rtalarida kulyapti keyin. Masxara qilishib. Payg'ambarni so'kyapti dedi. Alloh taolo ko'rib turibdi-ku, Alloh taolo ana payg'ambarni ogohlantirdi. Qarang, Alloh taolo o'zini payg'ambarni qanday himoya qilyapti. Dushmanlar bir kalimani ikki xil ma'noda ishlatib turib, uyiga borib masxara qilishiga Alloh taolo izn bermayapti. Alloh taolo payg'ambarlarni qanday saqlagan bo'lsa, butun qullarini, butun mu'min qullarini shunday saqlab oladi. Bunga hech qanday shak shubha yo'q. Ki Alloh taolo aytdiki, "Unzur nadilar." Bizlarga qarang, qarang. Bizlarga qarang deylar. "Ey Muhammad alayhisalom, ya Rasululloh, bizga qarang." Siz shu rivoyat qiling degan ma'no tushunasiz, sizga qaraydiki. Bu ham odobli kalima, ham har xil ma'noga burilmaydi. Shu qarang degan ma'nodan boshqa ma'nosi yo'q. Yahudilarning tilidagi boshqa bir ma'noga o'tmaydi bu. Islomning mukammalligini qarang, bir narsadan man qildimi, shuni o'rniga eng go'zalni ko'rsatyapti. Ya'ni biz ham insonlarga shunday tarbiya qilishligimiz, shunday muomala qilishligimiz kerak. Ularni bir narsadan man qildikmi, bir yaxshi yo'lni ko'rsatishligimiz kerak. Hozirgi ahli ilm kishilarimiz, da'vatchilarimiz, dinga xizmat qilayotganlar insonlarni man qilyapti, hamma narsadan man qilib tashlayapti.
Avlar hayvan. Onu kıma, bunu kıma, onu kıma, bunu kıma. Ne mahlamız biz? Ne neyimiz? Ne kılışımız gerek? Biz insan masımız mı? Bizi gepleştiğimiz, eğlenişimiz, külüşümüz caizmez mi? Yemek, içmek caizmez mi? Hemen seni mantıklı şeydiriz ki. Biz hayranlık karışıyoruz. Adamlar da bana seni mantıklıyız mı? Şunu mukabil değil, güzellikti göstereyim. Bunu kıma, bunu kıldım. Şu İslami terbiye burası. Yani şu mükemmellik burası. Şimdi insanlar sizden hemen sana kabul kılırlar. Ve cihadın menkulu olur siz. Ama kıladığın işini göstermesiz. Onda bu meyde caizmez. Mesela Müslümanlar da teskiye sayahat kınıyla biz. Aylen geri çıkmayla biz. Her taraf günah getiri bir atıptır. O bu değilsiz. Gepiz doğru. Peki olalım insan kusura şehir hayatı da insan zirik edin aramız. Aynen iş gerek. Çerçe edin. Bir tam alışlık gerek. Tabiat kucağıya çıkış gerek. Siz uladın en kılıçtan aldın. Şeriatke muhafı buladığın, caiz buladığın imkanlarını tapıp kim ben kılayım? Ayrıca ki şu işleri caizmez. Şu sayahatlı bana bir de kısalarız. Bana bu mindekaya varıyorlar. Hem yine hem güzel, yine hem çıraylı. Ve münker yok, günah yok. Ve bargenlerizde, içlerizde bir yakışık Kur'an okuyan kişi bulsun. Kur'an okup bilsin, mağnesilerde oturup. Tahsiller kılıyorlar, beş vakit namazda okuyorlar. Ve tabiat ilimlerine mahir buyan kişiler bulsun. Tabiat alakalı bazı malumatları düşündürsün. Ve bazı bir sportla şuğullanıyorlar. Şuradan her mesinalda şaşlayan bulsun. Şaşlayan pişiriyorlar, bir kozunu yem alıyorlar. Az bu sırası, köp bu sırası bir koçkarda alıyorlar. Dinci seni adamlar kabul kılmaz mıydın? Candır kabul kılacağım. Ne ki onu dediydim ben yapıda, çıkmayalar, varmayalar, ketmeyalar. Çünkü yakaladığı harcatlarımızı, bizi çözdüğümüzü kısır körüler diye yaptı damlalar. Ki adamlar etiraz kılıyordu. Yetmedi mi şunca kısır yanımız? Ben kılıyorsun mu? Yakşı yıldık göstereyim. Ve kulak salıyla diyor. Allah Teala tezkiye sahabeler kulak salıyla. Bunda hatanı kımeyler. Bu ve bunda hatanı kımeyler. Yani tekrarlasanız Yahudiler istifade kılıyorlar. Mesela kılışı olan. Peygamber de mesela kılışı bizi ağır derse. Sahabeler bilgenden kiyin. Sahabeler etti ki kimi ki bugünden kiyin peygamberine rağ ilerse kellesini alalımız demişti. Diyordu ki hiç kime etmiyor koyuyor. Bu mesela adli kılıp Allah sana râine demeyler, unzur ne dedi? Siz de katılık kılma siz Yahudiler. İyi biz işitmepiz. İyi biz bilmepiz. Yani ne buldu râine bile unzur ne bitti mağarada ki? Hep çözüp yürürler bunlar. Çünkü sahabeler dedi ki Allah hükmü geldi mi? Bundan ki kim râine ise kellesini alamaz. Çünkü mesele kılı yaptıyken bize haberimiz yok. Biz yakşı güman kılıp yaman güman kılmasından yakşı insanlar da böyle geldik. Değişti. Çünkü Allah Teala dedi ki vasma'u kulak salıyorlar. Allah'ın buyruklarını işitiler. Nasıl yutuyordu ki? Kabul kılıçlık işitliyorlar. Kabul kılıyorlar. Amel kılıyorlar diyordu. Ama onlar ise kafirlerdir. Hani? Peygamberden mesele yakılıyordu geldiler. Kafirler. Şunun için velil kafirine azab-ı alim. Kafirler ki alemli azab vardır. Onların bütün cesedini ağırtadı yattan ki kalbiye çekirip ağırtadı yan azab vardır cehennem otu. Kalplerine çekirip yandıradı bu cehennem otu. Bütün cesedini yandıradı. Mene şimdi azab kafirlerine hastır diyordu Allah Teala. Valil kafirin. Ve onlar da kafirliğini bayatlıyor. Demek peygamberde mesela kılıçlı küfürdür ve İslami dindar insanlarda mesele kılıçdırken küfür. Yani bir İslami insanını İslam'ın itibarından, ilimli itibarından kimi ki mesele kılıçdır kafir boyadı. Çünkü o dinli mesele kılıyordu. Biz şimdi sözlerimizde dikkat kılışımız gerek bu yönelikin, amellerimizde yeni hem köprağı dikkat kılışımız gerek. Amellerde hem kafirlerde kursan kılıyordukken amellerde koymaydık bilmeyen haletle. Dolayısıyla bunlar kursamı buyururlar da biz işimizi kılıyordurlardı. Yahudilerin bunda yaramaslıkları köpüdü. Peygamberimiz yekese ya sahabelerge
Esselamu aleyküm deyişmesidir. Esselamu aleyküm deyişmesidir. Lamla yetişmesidir. Esselamu deyişmesi ölüm deyişmesidir. Esselamu aleyküm deyişmesidir. Sizlerge ölüm olsun deyişmesidir. Peygamberimiz Aleyhisselam siz adılar ve aleyküm deyip koyardılar. Uzlarizge hem deyirdiler. Bu günü Peygamberimiz Aleyhisselam Türkanlarda Yahudiler kirib Esselamu aleyküm deyişti. Ve Esselam'ı yokşattı. Esselamu aleyküm deyişti. Peygamberimiz Aleyhisselam ve aleyküm deyirdiler. Şimdi Ayşe anamız çıkıp ettiler ki uzlarizge ölüm müsün, lanet müsün sizlerge. Gözü Peygamberimiz Aleyhisselam mankınlar. Ey Ayşe, dilini tiy. Bizi yaman kelimelerde getirme dediler. Şimdi Ayşe anamız etti ki, ya Resulallah, onları yapını işitmediyiz mi? Onlar sizi ölüm müsün diye etti ki. Çünkü ben açığım ki, uzda ezgi ölüm müsün, lanet müsün diye etti ben dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki, beni yapını işitmediyim mi dediler. Uzda ezgi müsün dedim ki ben, ve aleyküm dedim ki, ular da duası kabul bulmadı ama bizdeki kabul bulmadı. Ular halak buladı şimdi. Hani demek mu'min cüda akıllı buluşluk gerek. Her bitti sözcüzge amelizge dikkat edin. Sözcüge dikkat edin insan elbette amelige dikkat edin. Yürüştürüşüzge hatta hareketlerizge amel kılın dikkat edin. İtibar verin. Nihayette bir ötkür fikirli, ötkür nazarlı bulun. Düşmanlar sizden bir kemçilik tapıp bir sizge zarar verip koyuşmasın. İslam insanı şimdi mükemmel kılı terbiye kıladı. İbn-i Kesir Rahimahullah şu ayetinin tefsirinde acik bir meselene kilitledi ki bu teşebbüh meselesi değil. Bu ayette malum oluyordu ki kafirlerine hatta sözümüzde muhşeşliğimiz caizmez. Sözde hem kafirleri yokşamayalık. Mesela bana kafirler birbirini görse hello dedi. Telefonda alo dedi. Manasını ne? Uzlar yiyen bilmiyordu. Hello bilen alo, yani alo da hello'dan çıkken bizlerle salamlaşmak bu kadar diyor. Bizde salamlaşmak da manası var. Esselamu aleyküm diyene sizliğe salametlik bulsun diyene. Ama hello ne mi diyene? İngilizce kelime, teşrik görsünüz. İngilizce'de buna gel bir kelime. Manasız, manası yok. Her hal kavuller var uzları da. Yani İngiliz dilinin mütehassıları bir atası katli halette hello'nun manası şu diyemeyiz. Hayattan biraz belki bunun içi de başka bir kür manası vardır. Şunun için ayetine yaptırgendir onlar. Ha? Hayattan biraz. Mesela Özbeylerde ortası da bazen cahiller birbiri getirdi ki batçakar deydi. Özbekistan'da köküler. Öbürüge batçakar diyorlardı. Taaccüb diyen deyem, hayran fagen deyem. Lekin Farslardaki ayetse şu yaptı, çizisindirerdi. Ve Farsk'e, Taaccüb'e batçakar deyiz, çizisindirerdi olup. Ne ya batçakar deyeni, Farsk'e'nin balası deyeni. Doğru mu? Ne batçakar deyeni, Farsk'e'nin balası deyeni. Ama Tacikçe'de fahşendirmeyen Özbeyler etbirler birbirine. Ha, batçakar deyişiyorlar. Batçakar deyişiyorlar. Ve bazı yerlerde ise şu fahşendir bilgen, Tacikçe'nin bilgenler hem şundik. Yani kusura eski adamlar da köpürdü bu nasılar. Batçakar deyken getirir. Belki kafirlerden şu geplerini tengede şu ne manalar vardır. Siz bilmiyorsunuz ki, bunu zikayet ne yapışıyor? Şunun için kafirlerde kelimelerini istemal kımayın. Hazreti Müslümanlar ağzını kıyışa yatırıp uzunca bir uzunu bir ruvazdan geldiğini, terakkiye geldiğini kürsatıp falan iş bitti mi? Böyle biz kitap edik mi? Buldu mu dedi siz? Ha iş bitti elhamdülillah işte onu gel. Okey dedi. Hani ne dedi yani okey dedi yani. Hani bu meselenin doğru düşünüş bir kere. Bu tıl örgenmeyin de gelmez. Tıl örgenin. Hemen tıllar da örgenin. Lekin o kafirlerine okşaşki hareket kılıçtı. Hem de çürüşlük gerek. Demek gereği var. O zihni her bir insanda, her bir millette o zihni güzel bir tili var. O zihni tiliyle yaklaşıyor oraya. Madem ki o zihni tiliyle şunadığı adamlardan yaklaşıyorsa ama demek gereği var başka kelimelerde yaklaşıyor. Bu akidenin bozukluğu
imanın zayıflığını gösterdi. Ruslarga havaslayanlar her bir yapınışın Rusça kelimelerde koşu uğradı. İngilizlerge havaslayanlar İngilizce'ni koşup yapır uğradı. Fransızlarga havaslayanlar Fransızca'ni koşup pardon. Keçireyim dese bu nedir şunu? Üzül dese bu nedir? Ekmeyedir. Tili kesilip getirdi. Hatta pardon deydi. Ne ki pardon diyorsun? Fransızca'ni bilesen mi olur? Bilmeyedir yani Fransızca'ni. Nima kerak bo'lsa pardon mardon deb, lekin o'zingni o'zing gunohga qilib. Sen o'zingni fransuzlarga o'xshatganingdan fransuzlar qabul qilmaydi baribir seni. Lekin islomdan chiqqaning qoladi xolos. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda aytdilar: "Man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Kimiki o'zini bir qavmga o'xshatsa, ulardandir. Shuning uchun siz kalimalaringizda ha deb vahshiy deb ya ki mesela okey deyip ya ki pardon deyip duruyen bu ses onlardan bu kadar Peygamberimiz Aleyhisselam et yaptılar. Demek ki sözlerde, geplerde mesela şu bu ise amellerde yemişimdik. Libaslarımızda, oturuş türüşlerimizde, kliyatrigen amellerimizde hiç kez kafir yok şaşlığımız caizmez. Allah bizi men kliyat. Hani Kur'an'da mu'minlerge kegen birinci hitabda mükemmelliğine kalın. Kança mesele var. Birinci hitabda Allah Teala dedi ki, ey mu'minler ihtiyatkar boylar. Akıllı boylar. Akılları işletiyler. Güzel bir dikkatkar boylar. Zirek boylar. Hemen size itibar veriyorlar. İşleti yaptırırken kelimelerine itibar veriyorlar. Birinci mesele. İkincisi, kafirlerge okşamaylar. Harkılarda ulaştılardı. Hiç kaçan kafirler sizi yaşlı yolu yarıp olmuyor. O da kafir ki o. Cehennemi ki o. Siz onun yeri yaşayıp yaşlılık görürsünüz mü? Kaçan yaşlılık görürsünüz? Ebeden yaşlılık görmezsiniz. Karayın İslam'da, Kur'an'da kigen birinci hitap bizi kançarı bir dakik, akıllı, ilimli ve mükemmel buluşluğumuzda hamur kılıyor. Ve kulak salıylar, Allah'ın hükümlerine itaat kılıylar. Amel kılıylar. Kafirler ise, sizler yerge şeydirken kafirlerin alemli azab var. Sizler onları yerge seleri, sizlerken bu alemli azab bulat, deyip Allah Ta'ala. 105. ayet. مَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ kitob ahlidan bo'lgan va mushriklardan bo'lgan kofirlar sizlarga Robbingiz tarafidan biror yaxshilikning nozil qilinishligini yaxshi ko'rmaydilar. Ma yavaddu. Yaxshi ko'rmaydilar, xohlamaydilar. Va Alloh o'zining rahmatini xohlaydigan kishilarga xoslaydi. Va Alloh ulug' fazl egasidir. Süyutiyat yaptılar. مَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِك۪ينَ مِنَ الْعَرَفِ Ahli kitaptan ve müşriklerden buyan kafirler de yaptı. Müşrikler yani Araplardan buyan müşrikler. عُتِفَ عَلَى اَهْلِ الْكِتَابِ Bu ahli kitap kâtı kılındı bu. وَمِنِ الْبَيَانِ وَمِنْ بَيَانِيَدُرْ Yani min bazı yemez. Yani min ahli kitap diyendeki min tabi'iz düşünmez. Ahli kitabının bahsizmez. Bayaniye. Ahli kitab duyan kafirler var ki hemesi. Müşriklerde hemesi diyen manada. Eyyüne zela aleykum sileriye çürülüşlüğünü nazar kılınışlığını yaş görmeydi. Min zaydetun. Hayrin. Hayr kelimesiye min kiriyatı. Bu zaydedir. Daim et yapız. Nefi siyahıdaki yer min takitini bildirdi. Hem zayde bildirdi hem takit. Yani yaşlılıkning nazil kılınışlığını yaş görmeydi. Hahlanıydı. Deyimiz, yani min diyenek için bir arda yaşlılık olaydı. Bu vahiydir. Min Rabbike Rabbis tarafından. Haseden lakum sizlerge hasad kılışı. Wallahu yahtassu bir rahmetihi. Allah ise rahmetini hasleydi. Yani nubuvvetehu. Huzlu peygamberliğine. Men yaşa'u hahlayan kişileriye. Vallahu zulfadil azim. Allah-u Teala uluğ fazil egesidir. Ötken ayetten kafirlerine okşaslik
caiz mesleğini bildik ve kafirlerin kendi bir düşmanı kendini. Bizge tevessüm kılıp, çırali getirir, Esselamu Aleyküm diyende ölüm tüle yaptırgenliği. Ra'ine diyende bizge karayın, bizge irtifak kılayın diyende bizi suki yaptırgenliğini biz bildik. İslam bizi mutlaka ularga o'xshashlik ergashlikdan band qildi. Shunda insonlar ko'pchiligi aqliga savol keladiki, nahotki bu kofirlar hech bizga yaxshilikni xohlamasa. Balki shu bitta ikkita masalalardadir. Balki boshqa masalalarda bizga yordamchi bo'lsa, bizga yaxshilikni xohlasa degan savol o'y fikr keladi. Alloh taolo bu oyatda shuni rad qilyapti. Mayyavaddu. Xohlamaydi ular. Yaxshi ko'rmaydi. Allazina kafaru kafir bo'lgan kishilar. Kim ular kafirlar? Ahli kitoblar va mushriklar. Qarang. Butun ahli kitoblar, yahud nasroniylar u hammasi, mushriklar hamma turlari. Shu kafirlarning hammasi sizlarga Robbingiz tarafidan biror yaxshilikning nozil qilinishligini xohlamaydi ular. Qarang. Biror min xoyrin deyapti Alloh. Biror yaxshilikni bo'lishligini xohlamaydi ular. Siz agar Allohga ishonsangiz, Qur'onga iymon keltirgan bo'lsangiz, endi Amerikadan, Rossiyadan, Yaponiyadan hech yaxshilik kutib o'tirmang. Ular bizga yaxshilik qiladi deb o'tirmang. Ular kelib bizning hukumatimizni boshqarsa, bizning siyosatimizni boshqarsa, biz siyosatni ularning qo'liga bersak, tijoratni ularning qo'liga bersak, yoki konlarimizni ularga topshirsak, shaharlarimizni obod qilishlikni ularga topshirsak, ular rivojlangan, ular taraqqiy qilgan demang. Ular ko'changizni shupurib, daraxtlaringizni oqlab, ko'chalaringizni marmar tosh qilib turgan bo'lishi mumkin. Ular qancha pul to'kib turgan bo'lsa, uni tagida shuncha zarar bor. Shunchalik katta narsani oladi sizdan. Shuni bilingki, doim sizga bir bersa kamida 10 oladi ular. 10 beryaptimi, demakki 100 oladi. 100 beryaptimi, demakki 1000 oladi sizdan. Shuni bilib qo'ying. Alloh aytayapti buni, men aytganim yo'q. Alloh aytayapti, kofirlarning hammasi Robbingiz tarafidan sizga yaxshilik nozil qilinishligini xohlamaydi ular. Endi buni inson aytishi mumkinki, bu Alloh tarafidan keladigan yaxshilik bo'lyapti. Biz insonlarni o'rtasidagini aytyapmiz siz. Yana tushunmayapsiz ekanda. Biz aytamizki, "Val qodari xoyrihi va sharrihi minalloh." Qadari yaxshi va yomoni hammasi Alloh tarafidan. Butun yaxshilik Alloh tarafidan-ku. Alloh tarafidan sizga bir yaxshilik kelishligini xohlamaydi ular. Tushundingizmi? Nimaga? Chunki o'zlari badbaxt bo'ldi. O'zlar jahannamga o'tin. Dunyo oxiratda xor. Endi sizga hasad qiladi, qaradiki, siz Allohning yo'lida ketyapsiz. Ularda jirkanch amalni qilmadingiz, jirkanch yo'liga kirmadingiz. Shuning uchun hasad qilib, nimaga endi biz jahannamga o'tin bo'lamiz, ular jannatga ketadi. Nimaga dunyo oxiratda biz xormiz, ular aziz bo'ladi deb chidalmasdan shunday qilyapti ular. Siz qanday qilib ularga yetishasiz? Qanday qilib ulardan yaxshilik kutasiz? Shuning uchun Alloh taolo qanday ta'kid bilan aytayapti. Biror yaxshilikni nozil qilinishligini xohlamaydi ular. Va yuqorida aytganimizdek, ahli kitobni kofirligi ham sabab bo'ldi. Qarang, kafaru bin ahli kitob. Ahli kitoblar kofir bo'lgan ahli kitoblar deyapti Alloh taolo. Demak, yahud nasoniylar kofir ekan. Kim ikuladi kofir demasa, kofir bo'ladi o'zi. Chunki Qur'onni inkor qilgan bo'ladi. Va mushriklarning hamma turi. Endi Suyuti arablardan dedi, chunki payg'ambarimiz alayhisalom zamonida shu oyat nozil bo'lganda ikki xil dushman bor edi asosan. Biri yahudiylar, ikkinchisi Makka mushriklari va atrofidagi arab mushriklari. Lekin hozir islom kengaydi, butun dunyoda bor. Shuning uchun biz muqobilimizda butun ahli kitoblar, butun mushriklar bor, butun turlari bilan. Shuning uchun keng ta'sir qilishligimiz kerak. Ular hech qachon bizga yaxshilikni xohlamaydi. Shuning uchun biz dinimizni mahkam ushlab, Qur'on hadisni chuqur o'rganib amal qilsak, dunyoda ham oxiratda ham aziz bo'lamiz. Hamma narsa bizniki bo'ladi. Ular Alloh tarafidan sizga yaxshilik kelishini xohlamaydi. Lekin Alloh taolo o'zining rahmatini o'zi xohlaydigan kishilarga xoslaydi. Ya'ni yaxshilik va Allohning rahmati Allohning qo'lidadir. Bir rahmatihi kalimasini ba'zi ulamolar islom deb tafsir qilgan.
İslam imanını hahlayan kişilerine haslaydı. Hahlayan kullarına İslam iman biradır dedi. Bazı ulamalar dedi ki, peygamberlik. Yani Yahudiler, Muhammed Aleyhisselam Araplardan çıkandığı hasat kıldı ki onlar. Şunun için bazı ulamalar, müfessirler buna bir rahmetihini peygamberliktir. Mesela Suyuti yemekti. Allah Teala hâlegen kişisini hâsledi peygamberlikke. Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber buluşunu hâl etti. Muhammed Aleyhisselam bu kıldı. Başkasını hâlegen dedi, başkasını kılardı. Hiç kim etiraz kılmasın bunge. Ütken ayetlerde geldi bu mesela. Bazı Kur'an dedi. Kur'an nimetini uzun hâlegen kişileri hâsledi dedi. Peki biz efendimiz ki, bir rahmetihi umumi bir kelimemi, umumiligice kalırsın. Allah'ın rahmetiyle dağlatılırken bütün nesnelerini çınırmamız bir yerde. Allah Teala uzun rahmetini uzun hâlegen kişilerine hasmıyordu. Yani Allah'ın yaşlıkları, Allah'ın rahmet bereketi, Allah'ın ihtiyarıdır. Kim ya hâlese derdi, kim ya hâlese dermiyordu. Şimdi biz Allah'ın rahmetiyle nail buluştuk için, Allah'ın rahmetiyle yetiştik için ne kılışımız gerek? Uzattı, razı kılışlığımız gerek. Uzatını, yürünü mahkeme işleştirmemiz gerek. Büyüklerine amel kılıp, nehi kıyken nesilerden saklansak, şimdi Allah'ın rahmetini bir oradı. Dünya ve ahirette aziz buluşluk, Allah'ın kulu da dur. Allah haklısı aziz kıladı, haklısı hal kıladı. Siz bunu kafirlerden kütmeyin. Biz Amerika, Rusya'nın razı kısayıp, bizi aziz kıladılar. Bizi yardan beri demeyin. Biz Allah'tan razı kılamız, Amerika, Rusya'nın hiç kendi itibarı yapmayımız. Allah bizi dünya ahirette aziz kıladı. Çünkü Allah ayet ki, Allah uzun rahmetini hal edigen kişilerine hasleydi. Allah'ta kulu da bu. Kafirlerde kulu demez. Wallahu zul fadlil azim. Allah'ta da uluğ fazilet sahibidir. Uluğ fazil sahibidir, egesidir. Sizler ne ki Allah doğrusu yaman gibi mantılı yapsınlar. Bizge bilesiler, akide kitablarında köp okudik. Bizge verilgen her bir yaşlık Allah'ın fazlidir. Her bir yaşlık. Yaşlık mesela bana iman, İslam, takva, salih ameller, namaz okuşluk, roza tutuşluk, hac kılıçlık, zekat verişlik, ilim okuşluk, Kur'an okuşluk, davet kılıçlık. Bunlar her mesele yaşlık. Ve nimet, rızkımızı köp buluşluk, pülümüzü buluşluk, yücaylar, bunlar her mesele yaşlık. Ve yaşlık diyene bir türlü günahtan tavba kılıçlık. Zina kımasligimiz, oğurluk kımasligimiz, yalgan yapırmasligimiz, küfür getirmasligimiz, şirk kımasligimiz, bunlar hepsi yaşlık biz için. Bana şu yaşlıklarının insanın birleştiği Allah'ın fazlı bilen buradır. Şu yaşlıklarına biz layıkmaz mıyız aslında? Akide kitaplarda okuduk, gördüleriz. Eğer Allah-u Teala bizi adaleti bilen muamlaksa, bizi iman vermeyedir. Adaletinden bağlıksa. Çünkü üç akide kitaplarda dedi ki, Allah Teala kafirlerine adalet sıfatından bağlıksın. Çünkü üç onlara iman vermedi, onlara hidayet vermedi. Eğer bizge adalet sıfatından bağlıksa, bizge iman vermeydi Allah Teala. Allah saklasın. Lakin bizge fazlı bilen bağlıksın. Fazlı diyen aşçalık diyen. Biz layık bulmayan, münasip bulmayan halde bizge köprak nimet veriyor. İmanga layık mesedik, iman veriyor. Hidayetge layık mesedik, hidayet veriyor. Peki soru yapbiz. O ne diyene biz yüzü girgen halet demez miyiz? Soru yapbiz bu. Sorugen takdirde hem aslında biz layık mesedik bu güzelliklerge. Çünkü bütün insanga belirtirgen bütün yaşlıklar Allah'ın fazlı değiller. Ve hani insanlar kafirler yine mi yok şey yapıyordu, mi yeri geçe yapıyordu, yaşlık iler mi içindir? Allah ayeti yaptı ki sizler menge yeri geçiler, meni dinimi mahkeme şeyler, çünkü ben ulu fazile geçimem de yaptı. Bütün yaşlıklarını men veremem de yaptı. O şey yaşlıklarının azimi meniki, uluğu meniki. Hemesi meni kurumda. Kafirlerin de kolu da harlıktan başka nesil yok. Menge yine itaat kılıyorlar, menge yine ibadet kılıyorlar de yaptı Allah subhanehu ve teala. Allah Teala uzunin bana bir de zikir kıyan has kullardan kısın hemimizin. Ve uluk faziletinden hemimizin nasibe dağı kılsın. Amen.